Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir yerden sonra tekrardan birlikteyiz. Bugün İstanbul'da kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri olan Florya Atatürk Deniz Köşkü'ne gidiyoruz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Atatürk'ün yatak odası. Şöyle göstereyim. Bu da banyosu. Ayağımıza giderken galoşla giriyoruz arkadaşlar. Birazdan detayları anlatacağım. Fazla konuşamıyorum. Çok sesli içerisi. Evet, burası Atatürk'ün yatak odası. Dediğim gibi arkadaşlar, tam böyle şeye bakıyor, denize bakıyor dışarıya. Zaten görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Hatta şöyle göstereyim. Devam edelim. Yine bir banyo. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer arkadaşlar. Birazdan bilgiler vereceğim zaten burayla ilgili. Şu fotoğrafları zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Atatürk'ün Atatürk'ün kızının odası burası arkadaşlar. Daha demin göstermiştim. Şöyle kızının eşyaları var orada da. Şurada bakın Ülke adlı bir gemi var. Buradan içeri giremiyoruz. O yüzden biraz şey gösterebiliyorum. Ülke'nin odası da bu şekilde. Yine buraları göstermiştim. Bütün odalar şu şekilde denize bakıyor. Burada da Atatürk'ün sandalı var. Şu fotoğrafta gördüğünüz sandal bu olması lazım. Atatürk'ün 1900 yazıyor bakın arkadaşlar. 1935 yılında yaz aylarında İstanbul'a geldiğinde Florya Köşkü'nde kalıyormuş. Halkıyla birlikte denize girmeyi çok severmiş. Ve bu sandalla, zaten fotoğrafta da görmüş olduğunuz sandal bu.
Bu arada şöyle galoşlarla giriyorsunuz arkadaşlar içeriye. Buradan kapıdan galoşla giriyorsunuz şuradan. Giriş zaten burası. Şöyle etrafı biraz atmosferi göstereyim size. Abi süper. Deniz o kadar temiz ki. Şu an burası Florya Menekşe durağından ulaşabileceğiniz bir noktada. Bakın. Ortam çok hoş. Burası denizin üstüne inşa edilmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Denizin üstünde şu an. Atatürk, Florya Atatürk Deniz Köşkü. Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün girişi 10 lira. Ama 20 lira da alabiliyorlar. Yani öğrenciyseniz 10 lira oluyor. Bazen öğrenci, ben öğrenci değilim dedim, yine 10 liraya girdim. Ama normal fiyat 20 lira ile 10 lira arası değişiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelmek isteyenler için şöyle göstereyim. Şu plajlar arkadaşlar Atatürk'ün halkla beraber denize girdiği yerler. Hatta şu taraf da öyle. Bakın plaj var zaten şurada boylu boyunca. Su da bayağı bir temiz. Şöyle göstereyim. Çok temiz gözüküyor yani. Burası arkadaşlar 1935 yılında Seyfi Arıkan, İstanbul Belediyesi tarafından Seyfi Arıkan'a mimarisi yaptırılmış, çizdirilmiş ve 14 Ağustos'ta Atatürk'e teslim edilmiş bir yer. Atatürk buraya yazları gelir ve bir süre kalırmış arkadaşlar. Burayı bir yazlık köşk olarak kullanmış. Şu an burası, şöyle göstereyim, halka açık bir yer arkadaşlar. Şuralar zaten kapalı. Şöyle yol boyu devam ediyor. Şu ileriden çıkış var. Burası park. Şurada plaj var. Hemen şu şeyin arkasında plaj var arkadaşlar. Atatürk'ün denize girdiği yerler. Göstermiştim zaten orayı. Florya Atatürk Deniz Köşkü karadan tam 70 metre uzaklıkta arkadaşlar. Denizin üstünde ahşap kazıklarla oturtulmuş. İçerisinde zaten beraber gezdik. Davet salonu, toplantı salonu, banyo, kütüphane, her şey var arkadaşlar. Tam bir yazlık köşk. Zaten Atatürk de yazlık olarak kullanıyormuş. Burası da eskiden halka açık, halkın girdiği bir plaj. Halkın denize girdiği bir plaj. Şu an Florya Atatürk Ormanı'na bağlı. Evet arkadaşlar, şimdi de biraz da buranın neden değerini kaybettiğinden bahsedeyim arkadaşlar. Burası dediğim gibi Atatürk'ün denize girdiği ve 3 sene boyunca aralıklarla buraya gelip önemli konuklar ağırladığı ve yazlık bir köşk olarak kullandığı bir yer. Peki burası neden değerini kaybetmiş arkadaşlar? Şöyle bir şey var. Buradaki deniz suyunun kalitesini kaybetmesinden dolayı arkadaşlar, eski kalitesini kaybetmesinden dolayı burası yavaş yavaş değerini kaybetmiş maalesef. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Şöyle de arkadaşlar son bir görüntü alalım. Harika bir yerde. Atatürk buraya arkadaşlar ölümünden birkaç ay önce son kez gelmiş. Sonra da burası zaten birkaç sene önce burası TBMM tarafından müzeye çevrilmiş.